Önce at arabasıyla bir tur atalım arkadaşlar. Daha sonra açıklamamızı yapacağız. Akaryakıt zamlarını at arabasıyla bugün protesto ediyoruz. Bu akaryakıt fiyatları daha önce kuruş kuruş artarken şimdi artık lira lira artmaya başladı. Tabi gelinen noktada da gerçekten A'dan 7'den 70'e, A'dan Z'ye herkesi etkileyen bir zamla, bir akaryakıt fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Benzin fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Mazot fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Daha önce tabi arabalar tüp takılırdı, tüp ucuz diye. Ama tüp gazda da şu anda 10 liraya dayanmış durumda tüp gaz fiyatları. Ve bugün at arabasıyla bir protesto gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, tabi şunu söyleyelim, şunu belirtelim. Gerçekten mazot fiyatlarına baktığımızda cep yakan adeta mazot fiyatları var. Benzin fiyatlarına baktığımızda yine aynı şekilde bu fiyatlar var. Demin söyledik, 7'den 70'e aracı olan olmayan aslında herkesi etkiliyor bu fiyatlar. Tabi herkesi etkiliyor ama bazı kesimleri daha fazla etkiliyor. O kesimler kimler? Özellikle mazotla, benzinle iş yapan kişiler. Örneğin şoförler, minibüsçüler, minibüs şoförleri, taksiciler, kamyoncular, tır şoförleri. Tabi aynı zamanda doğa uyandı, bahar ayındayız. Malatya'da da kayısı sezonu başladı. Herkes bahara bahçesine gidiyor. Ama maalesef artık traktörüyle çiftçilerin bağına bahçesine gitme şansı da kalmadı. Tüm bu zamların, zulümlerin bir an önce vatandaşın üzerinde yük olmaktan kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik, daha fazla açlıkla hepimiz karşı karşıyayız. Hepimiz buna mahkumuz. Arabamız var.